كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Şimdi arkadaşlar gelelim mevzuya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri. Şu hadis-i şerifleri, bakın Allah razı olsun söylüyorum. Yumuşak kalple dinleyin. Bir kendinizi pamucucuk yapın. Şöyle bir pamucucuk yapın kendinizi. Yapın, 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 yapın. Oh. Yumuşadınız mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi beni dinler arkadaşlar. Çünkü katı ve sert kalple bunu dinlersen arkadaşlar tesir olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Din kardeşini, arkadaşını Allah Celle Celaluhu'nun rızası için ziyaret edene bir melek ne iyi ettin, cennet sana helal olsun der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki kulum beni ziyarete geldi, bana da onu ağırlamak düşer. Yanlış duymuyorsun arkadaşlar. Bir Müslüman kardeşini, bir arkadaşını Allah rızası için ziyarete gidiyorsun. Rabbimiz diyor ki Celle Celaluhu, o kul beni ziyarete gel diyor ya. Beni. Ben onu ağırlayacağım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir din kardeşini ziyaret edene bir melek nida eder. Ne mutlu sana, cennete girmiş oldun der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki benim için ziyaret eden kuluma cennette hoşlanacağı mükafatlar vereceğim. Arkadaşlar bu hadisleri Allah rızası için be. Bunları kullan. Bak ben bundan mesela hemen amel edeceğim. Ben bir kardeşimi kim, fark etmez bir kardeş kim olursa olsun niyet alıyorum. Bir kardeşimi Allah rızası için sırf ziyarete niyet ediyorum. Bakalım hani tarih vermiyorum ama siz de Allah rızası için niyet alın. Tamam mı inşallah arkadaşlar? İnşallah. Allah rızası için WhatsApp'tan mesaj. Kardeşim seni Allah rızası için ziyarete geldim. Gerçi şimdi yaparsan yanlı kesin şerefsiz yine borç isteyecek. Ya bizim millet böyle kardeşim ya. Hadi ya ulan akşam evde de lan yemek tam bana göre vardı. Kardeş sonra gel ya. Yapmayın bunu. Gel babacığım gel lan ya. Gel topla topla gel gel baba gel gel sağlı sollu. Gönder gelsin gel misafir. Misafiri ağırlayın. Bak hadise öyle faziletler var ki. Ya bu fazilette bak candan can kulağıyla dinleyen adam. Yani evini var ya her gün misafiri açacak. İyi anlayın. O yüzden kalplerinizi yumuşatın dedim. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Din kardeşini ziyaret eden dönene kadar rahmet içindedir. Ya o anda olsa Allah Celle Celaluhu ona rahmetiyle muamele edecek. Taberani. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Cennette öyle güzel köşkler vardır ki bunlar birbirini Allah için ziyaret eden. Allah için ha. Gerçekten toplumumuz öyle bir hale geldi ki illa ki herkes bir menfaat düşünüyor. Bu niye geldi ki acaba? Allah Allah. Niye geldi acaba? Yalan mı arkadaşlar? Allah razı olsun konuşun be. Öyle bir hale geldik ya. Lan bunu burada ne iş var? Niye geldi acaba? Ya desen ki Allah razı olsun. Lan bırak düğme yapma kesin yine bir şey isteyeceğim. Allah için sevip yardım edenler için Allah Celle Celaluhu cennette köşkler hazırlamıştır. Taberani. Bir mümini ziyaret için evinden çıkana. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah rızası için bununla bir amel edin bakalım. Bir mümini ziyaret için evinden çıkana 70 bin melek. Ey Rabbimiz senin rızan için ziyarete giden şu kuluna rahmet et diye dua eder. Ebu Hunayn'da geçer. Bir Müslüman Müslüman kardeşini ziyaret edince 70 bin melek ey Rabbimiz senin rızan için bir kulunu ziyaretten bu kulundan razı ol. Razı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Tek cümleyle özetleyeyim mi? Bütün her şeyimizi. Bütün bak her şeyimizi diyorum. Cennet, cehennem, kabir her şeyi. Eğer Allah bizden razıysa Celle Celaluhu bak razı ise iki kelime razı ise tamam bitti bu iş. Bak bu kadar ya. Razı değilse bitti. İki kelimelik bir hayatımız var. İki kelimelik. Razıysa yaşadık. Değilse yandık arkadaşlar. Allah bizden razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Din kardeşini
sırf Allah için ziyaret eden cennettedir. Taberani. Ama şimdi bak, hemen sazanlar altına yorum yazacak. İyi adamın namazı yok, abdesti yok, adam alçak, namussuz, şerefsiz, Allah için ziyaret etti, cennete mi gidecek? Hayır. Bunlar herkese nasip olmuyor. İyi anlayın bu işleri arkadaşlar. Bir insanı Allah rızası için ziyaret etmesi herkese nasip olmuyor. Hani burada bas bas bağırıyoruz ya, namaz herkese nasip olmaz. Bir adam ben namaz kılıyorum diyorsa acıyın ona, üzülün ona. Allah Celle Celaluhu ona namaz nasip etmemiş. Huzurdan kovulmuş o. Nasipsiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Din kardeşini ziyaret edene cennette bir derece verilir. Allah Allah. Ya her gün git be kardeşim ya. Ya bak şunu yapın be. Her gün nasıl gideceğiz? Çok basit. İşe gidiyorsun bir sen. Orada mesela dükkanların önüne gidiyor. Allah razı olsun, bir tanesi de bir bakkala gir, selamünaleyküm de. Al sana Allah için ziyaret olur. Selamünaleyküm kardeşim, nasıl, hayırlı işler de misal. Al sana ziyaret kardeşim. Her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Sıla-i Rahim diyoruz değil mi? Sıla-i Rahim. Anan baban uzakta. Selamünaleyküm anneciğim, nasılsın? Al sana Sıla-i Rahim. Zor muymuş arkadaşlar? Kolay. İslam kolaylık dini arkadaşlar. Devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ziyaretçinize ikram edin. Gelen misafire bir çay da olsa, bir su da olsa, bir çorba da olsa verin arkadaşlar lütfen. Bak hiçbir şey yoksa bir bardak su be kardeşim. Allah rızası için ama. Niyet mi olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Arşın etrafında nurdan kürsülerde nur gibi parlayan insanlara peygamberler, şehitler gıpta ederler. Bunlar Allah için birbirini seven, Allah için buluşan, Allah için birbirini ziyaret edenlerdir. Arkadaşlar biz burada ne için buluşup? Allah için buluştuk. Rabbim kabul eylesin. Amin. Tirmizi. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Benim için birbirini ziyaret eden, benim için birbirini seven, benim için ona iyilik yapan, ona bir şeyler veren, benim için birbirine yardım eden sevgime mazhar olur, hakimde geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Allah için sevdiğiniz arkadaşınızı ziyarete gidin. Siz bunu yaparsanız ardınızdan bir melek ne güzel iş yapıyorsun, cenneti hak ettin der. Tirmizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu buyurdu. Benim için birbirini seven, ziyaret eden, birbirine yardım eden muhabbetime, bunu yapana diyor benim muhabbetim, sevgim hak olur. Nerede geçiyor? Taberani. Bakın. İyi dinleyin. Bir kimse köydeki arkadaşını ziyaret eder. Bir melek ona der ki böyle nereye gidiyorsun? Melek onun önünü kesiyor. Nereye gidiyorsun? Bu köyde bir arkadaşım var. Onu ziyarete gidiyorum. Bunun sana bir iyiliği, bir yardımı dokundu da mı gidiyorsun? Bak bak, soruya bak. Nasıl soru ama? Hayır, bu sana bir iyilik mi yaptı? Bir şey mi yaptı? Hayır, niye gidiyorsun? Maksadın ne? Hayır, sırf Allah rızası için gidiyorum. Bunu yapan şu memlekette kaç kişi var be? Hiçbir şey istemiyorum. Allah rızası için gidiyorum ya. Oturacağım, bir selamünaleyküm, aleykümselam. Varsa bir çay içelim, bir su içelim, geri gelirim, bu kadar. Selamünaleyküm, aleykümselam, bitti. Müjdeler olsun sana. Bak bak, Allah aşkına, hadisin devamına bak. Beni Allah Celle Celaluhu gönderdi. Hiçbir menfaat ummadan arkadaşını ziyarete gittiğin için Rabbimizin sevgisine kavuşun. Müslim Hakim. Mümin kardeşini ziyarete gidip musafaha eden kimselerin elleri ayrılmadan ağaçtan yaprak dökülür gibi günahları dökülür. Arkadaşlar, şimdiden bunun planını yapın arkadaşlar. Mesela bugün günlerden arkadaşlar cuma. Hafta sonu çalışmayan arkadaşlar, çoğunuz öğrencisiniz zaten. Ya yapın bunu. Yani üzülerek söylüyorum. Öyle bir hale geldik ki dedim ya. Ya buradan bir kardeşimiz, abartmıyorum size. Bunu hepiniz teyit edersiniz diye umuyorum. Bir arkadaşınız şu anda WhatsApp'ına girse, bir arkadaşına kardeşim seni yarın Allah rızası için ziyarete geçen dese bana biri de desin ki buyur gel kardeşim, canımsın, ayağının altına öperim, gel. İlk cevap hayırdır. Bu maalesef bu. Ama işte bu hale getirildik. Sünnetleri terk ettik. Farzları terk ettik. Rabbimizi terk ettik. Peygamberimizi terk ettik. Kur'an'ı terk ettik.
Allah Celle Celalü belamızı verdi. Bu beladır. Her Müslümanın ziyareti önemlidir. Bilhassa alimin ve fakirin ziyareti çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir alimi ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibi sevaba kavuşur. Hadi bakalım Taberani. Zengini ziyaret eden kimseye saim ve kaim sevabı, fakiri ziyaret eden kimseye fi sebilillah cihat sevabı verilir. Her adımı Allah yolunda atılan adıma denk olur. Deylemi. Arkadaşlar, zenginlere az ziyaret edin. Şimdi kim yapacak bunu? Arkadaşlar, ben Allah için söylüyorum. Zenginlere az ziyaret edin arkadaşlar, lütfen. Niye arkadaşlar? Zenginlere niye az ziyaret edeceğiz? Çünkü bizim maalesef şöyle bir huyumuz var. Biz zenginleri gördükçe moralimiz bozuluyor. Niye bu adam zengin, ben niye Burkina Faso Cumhurbaşkanıyım? Öyle. Fakirleri ziyaret et. Arkadaşım bak, o kadar maneviyat, o kadar bereket var ki. Bak biz geçen Ramazan, bu Riyal Sunni'yi anlatmıyorum ha. Bize gelen yardım kollarını böyle şeylere dağıtıyorduk arkadaşlarla. Yani öyle evlere giriyoruz ki insanların ahvalleri o kadar kötü ki. Durumları yok. Fakir adam. Ama işte gerçekten insanlar böyle oraya girdiği zaman farklı bir maneviyat oluyor insanda. Gerçekten bak. Acayip bir maneviyat oluyor. Ama zenginin evine giriyorsun. Böyle bir şaşa bir içeceğim. İnsan tribe giriyor böyle. Vay anasını ya. Ne oluyor? Vay be. Avizeye bak. Ulan koltuğa bak. Ulan perdeye bak. Lan sana ne? İşine bak. Ama fakirin evine giriyorsun ya. Subhanallah. Ya buraların hali ne ya? Allah Allah. Ya arkadaş, ne halde insanlara var ya. Yalan mı arkadaş? Doğrudur hocam. Ne doğrudur oğlum? Hiçbir fakir evi görmediniz mi? Nerede yaşıyorsunuz? Etiler Bebek'te mi yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Ulan Dümey ben o hepiniz Bağcılar çocuğusunuz. Allah Allah Allah. Sanki Etiler'den çıkmıyorlar. Biz yalıdayız her gün ya. Berkecanlarla takılırız. Allah sizi Berkecan etsin diyeceğim. Neyse etmesin. Allah sizi Berkehan etsin. Amin. Yarısı amin demedi lan. Oğlum hayırdır lan? Ne ayaksın? Herhalde hocam Berkecan olmuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Rabbim bizi uzak eylesin. Amin.